Ya Adıyaman'a gittim. Evet. Sordum orada. Burada çiğ köften nerede yiyebilirim? Bana dediler bir iki isim verdiler. Gittim yedim. Baktım vallahi dedim ben onların kralıyım. Evet. Urfa'ya gittim. Urfa'da yedim. Baktım yine dedim vallahi ben yine onların kralıyım. Dedim varsa yoksa bizim Diyarbakır çiğ köftesidir. Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Diyarbakır'daki çekimlerimize başladık. Neredeyiz? 30 metre yoldayız. Bugün sizi nereye getirdim? Saraykapı çiğ köfteye geldik. Ramazan ayına girmeden bir önceki günde size dedim ki güzel bir etli çiğ köfte çekelim. Hem bunun tadına yerine bakayım. En azından güzel bir yorum yapabileyim. Hazırsanız güzel bir çiğ köfte başlıyor. Fırat Usta bizi bekliyor. Hazırsanız o zaman çiğ köfte yapmaya başlıyoruz. Hadi o zaman gidiyoruz. Fırat Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız? İyidir Fırat Usta. Ramazan'dan önceki son gün. Evet. Geldim yanına. Dedim ki güzel bir çiğ köfte videosu çekelim. Rahat rahat da yiyeyim. Evet. Daha sonrasında bir ay sonra yiyemiyoruz zaten. Bir ay sonra ancak yiyebiliriz. Doğrudur. Hoş geldin. Sen burada her şeyi hazırlamışsın gördüğüm kadarıyla. Evet. Ama öncesinde Fırat Usta kimdir? Bana biraz bahsedebilir misin kendinden? 1996'dan beri bu sektörün içindeyim. Son 2 yıldır çiğ köfteye bir ağırlık verdim talepten dolayı. Kendimce Diyarbakır'ın doğal bir çiğ köftesini yapıyorum ben. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum. Doğal bir şekilde klasik Diyarbakır çiğ köftesini yapıyorum ben. Şimdi ustam sen her şeyi hazırlamışsın da ama bilmeyenler için bana tek tek söyleyebilir misin? Şimdi yaptığım çiğ köfte 15 kişilik. Tamam. 1 kilo esmer bulgur. Tamam. 400 gram isotumuz var. Tamam. 600 gram domates salçamız. Evet. 100 gram biber salçası. 3 baş soğan, kuru soğan. Evet. 40 gram da sarımsağımız var. Onun yanında karışım olarak bizim kendimize, kendi damak tadımıza göre baharatımız var. Yeteri kadar tuz. Yanında bir de kıymamız burada var. Burada maydanoz var. Maydanoz. Burada soğanımız var. Burada yeşil soğanımız var. Evet. Sürdü olmaz da, olmaz bir de çekilmiş etimiz var. Ortaya doğru katacağımız etimiz var. Tamam ustam, o zaman seni tutmayayım. Her yiğidin bir ayrı yoğurt yiyişi var ya. Evet. Her ustanın da ayrı bir çiğ köfte yoğurdu var. Şimdi seni izliyorum, sen nasıl yoğuruyorsun? Harmanlıyoruz önce. Evet. Yavaşça yoğurmaya başlıyoruz. Dedin ki ben Diyarbakır usulü orijinaline sadık kalarak yapıyorum değil mi ustam? Ya orijinalini yapmaya çalışıyorum. Yani Diyarbakır usulü deyince aklına gelir? Yani biz çiğ köfte, ceviz, patates, o tür işleri onlardan uzak duruyoruz. Kullanmıyoruz onları. Doğal yapmaya çalışıyoruz. Mesela bazıları gelip bize soruyor. Sushi. Ondan sonra bize sushi yapsana. Yapmıyoruz. Biz onları Doritos'lu istiyorlar. Biz o olaylara girmiyoruz. Kendi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Sen diyorsun ki ben klasik şekilde yapsam bile amacım, gayem Diyarbakır usulünü unutturmamak. Aynen, doğrudur. Ya inan ki çiğ köfte öyle bir şey ki her şey katan var. Lezzet artırıcı katan var. Raf ömrünü uzatan malzemeler kullanan var. Nerede İstanbul olarak söyleyebilir misin? Burası neresi? Biz şu anda Abdülkadir Aksu Caddesi bulvarındayız. Stadyuma tamam. Giderken. Evet. Abdülkadir Aksu Caddesi bulvarındayız. Evet. Tam köşe başındayız. Evet. Şimdi Ensari ya ben sana şöyle lafını keseyim, kusura bakma. Sen burada bir aylık olmana rağmen ama geçmişin uzundur. Şuben Bayındırık'ta değil mi? Bayındırık'ta bir şubemiz var. Evet. Hakkari'de bir şubemiz var. Şu evet. Oraya. Burası merkez mi oluyor? Merkez. Bayındırık'ta var ya, oradan sordum. Bayındırık'ta var. Burası merkez oluyor. Çünkü burada çok yoğun bir talep vardı ya. Evet. Çok kısa bir süre önce açtık. Yani 20-25 gün etti ama. Fırat Usta'm, bunlar eşitlik attın önüne. Evet. Tamam. Kaçırmayalım Fırat Usta'yı. Evet usta. Yoğun bir talep var. Biz de bu talebe en güzel şekilde arıza karşılaştırmaya çalışıyoruz. Yani şu anlaşılmasın, bir aylık bir mekan olmasına rağmen ama tecrübe büyük. Tecrübe büyük. Özellikle lezzet hijyenden gelir. Evet. Yani ne kadar bir ürün lezzeti olursa. Lezzet hijyenden gelir. Tabii. Bak bu güzel bir laf. Bunu biliyordum. Lezzet ne kadar güzel olursa da tatlandırıcı da bir şeyler yapılabilir ama hijyen olduktan sonra gelir rahatlıkla. Herkes görür. Ortamı göstereyim mi? Tabii. Bak ortam da bu şekilde. Böyle. Fırat Usta. Efendim. Sen ne çabuk yoğurdun ya. Gözümüzü açtı kapadı sen yoğurdun. Zaman bizim için çok değerli. Tamam da çünkü de bir yarım saat sürse 10 dakika geçmedi burada. Bak şu an bakayım 5 dakika geç. Normalde bunun 40 dakika yoğurması gerekmiyor mi usta? Yok yok, o kadar değil. Bazıları abartıyor öyle. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Abi çiğ köftenin rengi çok önemlidir. Doğrudur. İştah açıcı böyle şekilde. Ustam dedi ki biz baharatlarımızı gidip yerinde alıyoruz. Ustam biraz bana ondan da bahsedebilir misin? Şimdi son zamanlarda... Dalmış, heyecanlı yapıyor ya böyle. Gıda terörü aynen evet. Oluştu. Evet. Herkes hazıra yöneldi. Evet. Yani ben kendimce, benim zaten
Beni tanıyanlar bilir. Ben gözümle görmediğim şeyi almam, kullanmam. Evet. İşleme almam. Evet. Onu da gözümle görürüm, vicdanen rahat olurum. Evet. Orada burada satışımızı yapıyoruz. Bizzat Siverya'ya gidip kendim malzeme alıp getiriyorum. Aynen, doğrudur. Bu sabah oradan geldim. Murat Usta bütün yeşilliği kendisi yıkar. Bütün malzemesini, kaplarını kendisi sosunu yıkar. Atıyoruz. Yani istiyoruz ki vatandaşa bir hizmet sunuyorsak, evet, o bile direkt vatandaşın sağlığını da alakadar ediyorsa ilk başta hijyen. Ustam sen şimdi oradan bir kap kattı. O nedir? Bunu anlatabilir misin? Bu sos değil mi? Domates sosu. Domates sosu. Domates sosu içinde biraz az zeytinyağı, evet, ve nar ekşisi var. Evet. Şimdi bazıları çiğ köfteyi yapar. He. Çiğ köfteyi siyah yapar. Evet. Der tamamdır. Siyah olduysa güzeldir. Evet. Aslında hiç alakası yok. Çiğ köfte patlıcan moru şeklinde çıkmalı. Bittikten sonra. Evet. Çiğ köftenin doğalı patlıcan moru şeklindedir. Evet. Siyah değil yani. Siyahı herkes yapabilir. Alırsın siyah biber katarsın kapkarı olur gider. Anlayamaz. Anlayamaz yok. Diyor ya ayıbını örtmek istiyorsan baharatı bas gitsin. Aynen. Ya da acıyı bas gitsin. Acıyı bas gitsin. Çok güzeldi, biraz acılıydı. Acılı olmasa çok güzel olurdu. Olmuştu. Anlayamıyorsun. Gibisinden. Şimdi bizim çiğ köftenin hazır çiğ köfteyle arasındaki fark. Şimdi hazır çiğ köfte. Evet. Atar leğene adam. Evet. Hamur makinesine yoğurur, yoğurur, yoğurur. Rengini verirse o çiğ köfte yalın kalır. Evet. Bulgur sadece yüzeysel olarak renklenir. Evet. Biz yaptığımızda şöyle vurduğumuzda bulguru patlatıyoruz. Pardon, bir daha söyle. Böyle biz mesela elimizin bu şekilde vurduğumuz zaman baskıyla, evet, bulgur patlıyor. Adeta bulgurun içindeki gazı alıyoruz. Hadi canım. Lezzetle, lezzet bulgurla ilişiyor. İlişlendiği zaman hem yalın kalmıyor hem de tadı içine çekiyor. Bizim farkımız da orada. Lezzet oradan gelir. 1996'dan beri bu sektörün içindeyim. Bu bilgiler bir günde olmaz bu bilgiler ha. Yok yok yok. Bir günde olmaz. Konusal firmalarda yöneticilik yaptım. Evet. Yıllarca oradan deneyimim oldu. Bir de ben bu sektörde yapmadan önce Ar-Ge araştırması yaptım. Sen dedin ki ben bu işe başlamadan önce gittim Urfa'ya. Bu adamlar bu işi nasıl yapıyor? Oradan Adıyaman'a geçtin. Onu bana anlat. Ya Adıyaman'a gittim. Sordum, evet, orada. Burada çiğ köfte nerede yiyebilirim? Bana dediler bir iki isim verdiler. Evet. Gittim yedim, baktım vallahi dedim ben olan kralıyım. Ondan sonra sadece renk vardı yani. Evet. Urfa'ya geçtim. Urfa'ya gittim. Evet. Urfa'ya gittim. Urfa'da yedim. Baktım yine dedim vallahi ben yine olan kralıyım. Dedim varsa yoksa bizim Diyarbakır çiğ köftesidir. Diyarbakırlı zaten kendini bozmadığı gibi çiğ köfteyi de bozmaz. Bizim doğal çiğ köftemiz hepsinden daha kaliteli. Diyorsun çiğ köfte abi. Kim iyi yaparsa oranındır. Bu kadar yani. Öyle kimse kendi fazla kendine... Fazla sözde gerek yok diyorsun. Hiç gerek yok. Kim iyi yapıyorsa onundur. Oranındır çiğ köfte. Buyurun herkes gelip tadına baksın. Diğer tatlara da baksın, kararını versin. Daha etli olunca daha lezzet daha ayrı oluyor öyle. Evet. Etin verdiği lezzet de var. Baharatların lezzeti var. Soğan, sarımsak. Zaten çiğ köfteyi doğru yaptığın zaman adeta bir sağlık deposu. O yüzden ben herkese tavsiye ediyorum. Sona doğru ortada yani etimizi katıyoruz. Evet. Dana eti. Tamam. But kısmından alıyoruz. Yağsız kısmından alıyoruz. Onu kullanıyoruz. 15 porsiyonluk, evet. Evet, 15 porsiyon. Ustam sıra sende. Ustam diyorlar bu eti iyice yediremediğinizde rahatsızlık veriyor. Aslında kimsenin bilmediği bir şey var. Sarımsak, soğanın özü, isot. Bunların yakma özelliği var. Buna zaten eti fermante ediyor zaten. Evet. Et kendiliğinden yanıyor. Sen bir acı biberi al, biraz koluna sür. Bak kolun yanar. Baharatlar da, bunların asidi de aynen o şekildir. Çok özür dilerim. Ar-Ge çalışması deyince seni hafife almıştım. Ama konuştuğum bilimsel kelimeler konuşuyorsun ya. Şaşırıyorum ben. Çünkü ecde ummadığım bir kelimeler çıkıyor falan bu şekilde. Fermantedir. Ne bileyim böyle farklı farklı kelimeler tebrik ediyorsun Ustam. Yani işini seviyorsun ve bunu anladım yani. Ya işini seven araştırır. Yoksa evet, hiç yapmasın. Hiç gerek yani yok. Çünkü müşteri... Klasik nasıl yaparım değil yani. Ya yok yok kesinlikle. Bilimsel kısmını öğrenmişsin yani. Gördüm. Müşteri kapalı kutudur. Müşterinin ne düşündüğünü bilemezsin sen. Evet. Biz gidip müşteriye soruyoruz. Nasıl beğendiniz mi? Var mı bir eksiğimiz, fazlamız? Evet. Müşteri dediği zaman biz eksiğimiz olduğumuz mutlu oluyoruz. Hemen onun aksiyon alıyoruz. Onu düzeltmeye çalışıyoruz. Ustam etimizi iyice yoğurduk. Evet. Ondan sonra biraz yağımızı attık. Maydanoz, doğradığımız maydanozu kullanıyoruz. Ne diyorlar? Çiğ köftenin fıstığı. Aynen fıstığı. Bu da o nedir abi? Bu da biraz sıvı yağ. Evet. Zeytinyağı yani. Bunu biraz katıyoruz. Maksat ne olsun? Sindirimi kolaylaştırsın. Biraz da canlılık, pahalılık. Yok biz çok az kullanıyoruz. Çok biraz az canlılık versin diye çiğ köfte. Evet. Yoksa aşırı kullanılmaz. Kokusu gelir. Baskın olur. Ustam herhalde bitti. Evet, şu anki hazır. Şu an çiğ köftemiz hazır. Şu an bitme aşamasında bitti sayılır. Tamam. Evet.
Olay budur. Olay budur, evet. Leğeni kaldıracaksın usta. Leğeni kaldıracağım şimdi. Yardır iyice yerine düşmesin. Yok yok yok, düşmez. Hiçbir şey olmaz. Usta düşmesin o. Yok yok, düşmez. Bir şey olmaz buna. Tamam usta. İstersen arkadan da vurayım, biri vursun öyle. Yok yok usta. Gerek yok her şey. Yani çünkü de... Hiç gerek yok. Bizim için lezzet önemli. Amacımız o zaten. Damakta güzel bir tat, güzel bir hatıra bırakmak. Evet. Anımsanmak. Ben ve kameraman birer porsiyon yiyeceğiz. Biz de böyle bir porsiyon verir misin? Millet geldiği zaman da neyse onu ver ama. Benden sonra biri geldiği zaman ne yiyeceğini bilsin. Fiyatına kadar, salatasına kadar. Torpil yok ha Ensari Usta, bak orada sen çalışıyorsun. Yani normalde 6 sıkımdır, 5 sıkımdır. Yok biz 8 sıkım veriyoruz. Ortalama 250 ile 280 gram arasına tekabül. Bak batarsın sonra, sana söylüyorum. Ona göre ben ayarlamışım. Ayarlamışsın? Tabii o kadar da olsun yani, yıllar ya vallahi, yapıyoruz. 8 sıkım kaç gram tekabül ediyor? 250 ile 280 arası. Abi ben anlamadım, başkası 4 sıkım veriyor. Başka bir yer 5 sıkım veriyor. Kimisi 6 sıkım veriyor. Bu. Herkes kendi bildiğini yapıyor. Ben evet. Bildiğim de budur. Beni kurtarıyor. Hiçbir sıkıntı yok yani evde. Yiyen de memnun kalıyor yani. Tamam ustam, fiyatı da masada söyleyeceğiz. Millet ona göre gelsin, seninle bir tanışsın. Eline koluna sağlık. Sizin de ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Yerikten ben teşekkür ediyorum. Gelin. Baş üstüne kapakta buyurun gelin. Yok. Senin yanına geleceğim. Başım üstüne buyurun gelin. Şimdi ustamız yarım saat dedim kesin yoğurur. Bir 45 dakika falan var ama 15 dakika yoğurma yaptı. 5 dakika etli yaptı. Bu işi bitirdi. Şimdi önce marulla deneyelim. Bu işin özelliği marul. Şöyle katalım. Kokusu güzel. Rengi de güzel. Şöyle kattık. Olmazsa olmaz değil mi onu? Az bir şey yeşili katalım. Yani var ya, lokum gibi olmuş. Ben çikolatayı var ya, taze taze seviyorum öyle. Yaparken, yaptıktan sonra hemen tüketeceksin. Üzerinden bir saat geçince bu şişiyor. Bu şekilde 10 numara oluyor böyle. Acıya da bandıralım. Güzel. Harbiden de lokum gibi olmuş. Hiç böyle rahatsızcı bir porsiyon beklenmiyor. Çok güzel. Usta hakikaten hakkını vermiş böyle. Ezmiş böyle yani ya. Damakta da güzel bir tadı veriyor. Bir de ben ekmekle deneyelim. Biliyorsunuz Diyarbakır'da şu ekmeğimiz var. Lavaş ekmekle bir de deneyelim. Kalbi kırılmasın ekmeğin. Şöyle. Hafiften biraz yakmaya başladı vallahi. Yeşilimizi katalım. Rengi böyle çok koyu görünse bile hani böyle acı akla gelir ama çok böyle acı sizi rahatsız etmiyor. Hafif bir damakta bir acı bırakıyor ama böyle mideyi yakacak şekilde değil. Fırat ustam, normalde bir yarım saat falan beklemesi gerekmiyor mu? Yoksa? Yani şu köfteler bittikten sonra bir yarım saat kalırsa daha iyi olur. Değil mi? Demlenir yani. Çay nasıl demleniyorsa demledikten sonra daha güzel bir tat bırakır ya. Çünkü köfte şu an kıvamı çok iyi ama sanki biraz böyle demlenseydi böyle daha iyi olur gibi diye düşünüyorum. Bizim acelemiz yoktu diye. Değil mi? O baharatlar bir yediriyor kendi böyle. Tabii tabii, aromasını birbirine veriyor. Böyle. Değil mi? Lezzetler buluşuyor adeta. Ama gerçekten hakkını vermişsin. Ustam eline koluna sağlayacak, teşekkür ettim. Ustam diyor ki bu böyle bir şeydir ki kimse demesin ben en iyisiyim. Bir tane şey fazla kattın mı? Aynen. Çünkü de alt üst olur. Bu tuz da olabilir, sarımsak da olabilir. Sarımsak da olabilir. Salça da olabilir. İsot da olabilir. Ustam eline koluna sağlık. Teşekkür ettim, güzel olmuştu. Bu acı olmazsa olmaz. Bunu mutlaka böyle hafif bir bandırırım. Ben böyle seviyorum abi. Fırat Usta, eline koluna sağlık. Çok teşekkür ettim. Kısa zamanda bir yoğurdum böyle. Şimdi gördüğüm kadarıyla orada bir tane daha böyle hazırlamışsın. Evet, onu da hazırlıyoruz. Boş durmuyorsun. Bu yok, bitince hemen durmuyor. Orada yoğuruyorsun. Hemen hemen. Yedek tepsiyle hemen tekrar yoğuruyoruz. Toplu yoğurma yok. Hayır hayır, kesinlikle yok bizde. Azar azar yapıyoruz. Günde 3-4 defa yapıyoruz. Evet. Yoğunluğa göre ayarlıyoruz kendimizi. Müşteri çiğ köfteyi bekleyecek. Ha. Çiğ köfte müşteriyi beklemeyecek. Öyle olacak. Süper sözler. Eline koluna sağlık. Sağ olun. Afiyet çok olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür eyvallah. Sağ olun. Evet sevgili dostlar. Geldik. Güzel bir videonun daha sonuna. Sizlere farklı ustaları, farklı mekanları göstermeye devam ediyorum. İlk defa ustamla tanıştım. İlk defa çiğ köftesini burada tattım. Çiğ köftesi gerçekten güzeldi. Kıvamı da güzeldi. Rengi çok koyu görünüyor ama böyle acaba acı çok basmış, mide yakar mı diye düşündüm.
Öyle bir şey olmadı çok şükür. Hafif damakta biraz böyle acısı hissedebiliyorsunuz. O da zaten normal zaten. Yorumlarınızı düşüneceğiz. Varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Ramazan ayındayız. Desteğe ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmadan kesinlikle çıkmıyorsunuz. Diyarbakır'dan herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.